arkadaşlar. Bugünkü konumuz yüklü parçacıkların elektriksel alanda hareketi. Yüklü parçacıkları etki eden kuvvetten bahsedeceğiz bugün. İki tane iletken levhamız, bir üreticimiz var. Aramızdaki mesafeyi koyduk. İletken ve özdeş kale levhaları V gerilimine sahip üretece bağlandığında K levhası artı, L levhası ise eksi yük ile yüklenir. Onu da şuradan görebiliriz. Pilimizin yani üreticimizin uzun kısmı artı uç, kısa kısmı da eksi uç olarak gösteriyorduk. O zaman o levhaların artı kısmına bağlanan artı olarak yüklenir, eksi kısmına bağlanan levhamız ise eksili yüklenir diye söyleyebiliriz. Kale levhaları arasında düzgün bir elektrik alan meydana gelir. Elektrik alanın yönü K levhasından D levhasına doğrudur. Yani elektriksel alanın yönü artıdan eksiye doğrudur her zaman diye söyleyebiliriz. Aynı zamanda elektriksel alanımız sabittir. Çünkü elektrik alan artı yükten eksi yüke doğrudur diye söylemişiz. O zaman elektriksel alan formülümüz Q bölü epsilon çarpı A diye ifade edilir. Potansiyel farkımız ise Q, D bölü epsilon çarpı A diye ifade edilir. O zaman bunların tanımlarına gelecek olursak A dediğimiz levhanın alanı, D dediğimiz levhalar arasındaki uzaklık, Q dediğimiz levhalarda depolanan yük miktarıdır. Potansiyel farkımıza geldiğimizde aynı elektriksel alanın ifadesini taşıdığı için E çarpı D'ye döner formülümüz. Buradan da elektriksel alanı çekecek olursak potansiyel bölü arasındaki uzaklık diye ifade edebiliriz. Yine paralel levhamız var, üretece bağlanmış. İki tane yükümüz var, bir tanesi artı, bir tanesi eksi yüklü. Levhalar arasındaki elektriksel alan, elektrik alan nokta nokta yönündedir. Bakıyoruz, pilimiz yine uzun kısım artı, kısa kısım eksi uçlu. O zaman levhalarımızın bu tarafı artı, bu tarafı eksiyle yüklenir. Elektrik alan dediğimiz her zaman artıdan eksiye doğrudur diye söylediğimiz için bir yönündedir diye söyleyebiliriz. Artı Q yüklü parçacığa etki eden elektriksel kuvvet artı Q'yu gördük. O zaman artılar eksileri çekeceğinden dolayı o da sağa doğru hareket edecektir. Yani bir yönünde olacaktır. Eksi Q yüklü parçacığa etki eden elektriksel kuvvetimiz ise eksi Q2 artı yüklü tarafa doğru hareket edecektir. Bu da iki yönündedir diye söyleyebiliriz. O zaman elektriksel kuvvet formülü ifademiz F eşittir Q1 çarpı E. E dediğimiz her zaman değişmeyecek olandı. V bölü D diye ifade ediyoruz. O zaman elektriksel kuvvet formülümüz Q çarpı V bölü D olur. Aynı ikinci cisim için yapacak olursak, parçacığımız için Q2 çarpı E, Q2 V bölü D diye ifade ederiz. M kütleli Q yüklü parçacığa etki eden kuvvet, F eşittir MA formülünden gösterecek olursak, F dediğimiz zaten yukarıda bulduğumuz Q çarpı V bölü D eşittir M çarpı A. Buradan da ivmeyi çekecek olursak Q V bölü D çarpı M diye ifade edilir. Biz bunu aklımızda kalsın diye kayınvalidem diye kodlayabiliyoruz. Paralel levhalardaki o yüklerin hız zaman grafiklerine bakacak olursak hızımız başlangıçta serbest halde bırakıyorsak sıfırdan başlayacaktır. Ve diğer bir tarafa çarptığımızda diğer paralel levhamıza T sürede V hızıyla çarptığımızı ifade edecek olursak o zaman bizim için ivmemiz zaten kayınvalidemden QV bölü D çarpı M idi. Hız zamandan ivmeye geçecek olursak AVX diyoruz. V'den A'ya o zaman eğimini almamız gerekecekti. O zaman buraya alfa derse tanjant alfadan V bölü T ifademiz gelir bizim için. Aynı zamanda paralel levhaların arasındaki uzaklığı da bulabiliriz. D eşittir. O zaman V grafiğindeyiz. Gittiğimiz yolu bulmamız için bizim aşağıya doğru inmemiz yani alan almamız gerekiyor. O zaman bu üçgenin alanı V çarpı T bölü 2 diye gösterebiliriz. Aynı zamanda buradan V'yi çektiğimizde V eşittir A çarpı T'den. Burada V gördüğümüz yere yazarsak D eşittir A T kare bölü 2. Yani 1 bölü 2 QV DM çarpı T kare diye gösterebiliriz. Yüklü parçacıkların elektrik alandaki enerjisine geçtik. Yine bir üreticimiz, yine paralel levhalarımız, yine artı Q yüklü bir yükümüz var.
O zaman K noktasından L noktasına gelene kadar yük üzerine yapılan işimizi tanımlayalım. İş dediğimiz şey bizim W, V harfiyle gösteriliyordu. Kuvvet çarpı o kuvvet doğrultusunda gidilen yol diye ifade ediyorduk. O zaman F'i biz açmayı öğrendik, elektriksel kuvveti. O zaman Q çarpı E diye ifade ediyoruz. E'yi gördüğümüz yere de V bölü D'den D'ler birbirini götürdü. O zaman Q çarpı V ifademiz kaldı. O zaman bizim K noktasına L noktasına gelene kadar yük üzerine yapılan işimizde aramızdaki uzaklık bağımsızdır. Yani uzaklığa bağlı değildir. Formülümüzde de yoktur görüldüğü gibi. Aynı zamanda iş dediğimiz şey bizim için enerji değişimiydi. E son eksi E ilk diye gösteriyorduk. Yani sonumuz bizim L'ye çarpmışız. Baştaki K 1 bölü 2 mv kareydi zaten kinetik enerji formüllerimiz. 1 bölü 2 mvl'nin karesi eksi 1 bölü 2 mvk'nın karesi diye gösterebiliriz. Diğer bir başlığımız, artı Q yüklü parçacık K noktasından L noktasına gelene kadar yük üzerine yapılan iş. Yani bu sefer o gönderilen levha L levhasına çarpmadan X kadar yol aldığında yapılan işi tanımlayacak olursak, yine iş eşittir F çarpı X formülümüzden, F gördüğümüz yere Q çarpı E, X'i yazdık, E'yi yine açıyoruz, Q çarpı V bölü D çarpı X diye ifade edebiliriz. Parçacık V0 büyüklüğündeki hızla kinetik enerjisindeki enerjiyi azaltacak gerilim yönünde atılırsa, yani bu sefer serbest halde bırakılmıyor da içeriye bir kinetik enerjiyle fırlatılıyor diyebiliriz V0 hızımızla. Ve azaltıp arttırma yönümüze bakacak olursak, uzun ucumuz artı, kısa ucumuz eksi, bu kısımlarımız artı, bu kısımlarımız eksiyle yüklenir. Normal serbest halde bırakmış olsaydık eksi yük olacağı için eksi tarafa doğru bir harekete geçiş olmayacaktı. Ama burada bir kinetik enerjiyle fırlatıldığı için, yani bir hızla fırlatıldığı için hızı azalacak ve diğer levhaya çarpma olasılığı olabilecektir. Bunun da çarpıp çarpmama olasılıklarını şuradan yapabiliyoruz. 1 bölü 2 mv0'ın karesi büyüktür. Q çarpı V ise parçacık karşı levhaya çarpar diyoruz. Peki Q çarpı V dediğimiz bizim neydi? Q çarpı V dediğimiz bizim için işin tanımıydı. Yani yapılan iş, yani çarpması için yapılan iş Q ve eğer biz 1 bölü 2 mv0 kare, 0 karenin yani işten daha büyük bir enerjiyle atacak olursak parçacık karşı levhaya çarpıyor. Yapılan işle aynı kinetik enerjiyle atılırsa levhaya geldiğinde tam olarak duruyor. Ama eğer küçük ise oraya gelmesi için yapılan işten daha küçük bir enerjiyle atılıyorsa karşı levhaya çarpmadan geri dönmeye başlayacaktır diye söyleyeceğiz. İkinci sayfamıza geçelim. Sorularımızla devam ediyoruz. Birbirine paralel olarak tutulan özdeş iki iletken levhaya üreteç bağlanmıştır. KLM noktalarında oluşan elektrik alanın şiddeti sırasıyla EK, EL ve EM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye tanımlıyoruz. O zaman bir bakalım. V1 potansiyelimiz var. Yine uzun ucumuz artı, kısa ucumuz eksi. Levhanın bu kısmı artı, bu kısmı eksi ile yüklendi. Fakat elektriksel alanımız zaten bizde formülümüz neydi? E eşittir V bölü D'ydi. Yani elektriksel alan paralel levhanın içerisinde her yerde aynıydı diye söyleyebiliriz. O zaman bizim için K noktasında da, L noktasında da, aynı zamanda M noktasında da elektrik alan şiddetlerimiz eşit olacaktır. Diğer bir sorumuza geçecek olursak. Birbirine paralel olarak tutulan özdeş iki iletken levhaya V potansiyel farkına sahip üreteç bağlanmıştır. Buna göre KL noktaları arasındaki potansiyel fark kaç V'dir diye söylemişiz. O zaman birincisi yapacağımız işlem yine burası artı eksi, yine artı eksi diye gösterecek olursak o zaman burada sıfır olan bizim elektriksel potansiyelimiz burada V olacaktır. Yani o zaman D 3D, D daha 5D. O zaman 5D'ye hepsini birer bölme olarak bölecek olursak her bir bölmeye V bölü 5 kadar düşecektir. O zaman buradan bu tarafa geldiğimizde V bölü 5. 3D daha geldiğimizde 4V bölü 5. En son noktaya geldiğimizde de zaten 5V bölü 5'ten V olacaktır. Yani o zaman bizim aramızdaki potansiyel farkı bulacak olursak son eksiğinden 4V bölü 5 eksi V bölü 5, 3V bölü 5 çıkacaktır cevabımız. Diğer bir sorumuza geçelim.
birbirine paralel olarak tutulan özdeş iki iletken levhaya bir üreteç bağlıyken eksi 2 Q artı Q elektrik yüklü noktasal X ve Y cisimleri serbest bırakılıyor. Hangileri doğrudur diye söylemiş bizlere. X cismi bir yönünde harekete başlar. Öncelikle yine kutuplarımızı yazalım. Artı kutup, eksi kutup, yine artıyla, yine eksiyle. O zaman X cismimiz bizim eksi 2 Q olduğuna göre artı Q yönüne doğru gidecektir. Yani o zaman iki yönünde harekete başlayacaktır. X cismi bir yönünde harekete başlar. Hayır, iki yönünde harekete başlar. Bu şıkkımız yanlıştır. Y cismi iki yönünde harekete başlar demiş. Bir de Y cismimize bakalım. Artı Q yüklü bir cisim. Artı Q yüklü de eksi levhaya doğru hareket edeceğinden bir yönünde olacaktır. Bunu da bir diye gösterelim. Bu da yanlıştı ifade ettik. X cismini etkileyen elektriksel kuvvet, Y cismini etkileyen elektriksel kuvvetten daha küçüktür demiş. Elektriksel kuvvet formülümüzü bir yazalım. F eşittir Q çarpı E diye gösterdiğimiz değerimizdi. O zaman birincisi için yazacak olursak fx eşittir q'muz 2q, elektrik alanımız zaten değişmiyordu. O zaman fy için yazacak olursak bu sefer q'muz q, elektriksel alanımız değişmediği için o zaman hangisi daha büyük olacaktır? Fx daha büyük, fy olacaktır. X cismini etkileyen elektriksel kuvvet Y cismini elektriksel kuvvetten daha küçüktür. Bu şıkkımız da yanlıştır. Yani 3 şık da yanlıştır diye söyleyebiliriz. Paralel levhamız var. Bir üretecimiz var. Birbirine paralel olarak tutulan özdeş iki iletken levhaya üreteç bağlıyken artı Q, eksi 2 Q elektrik yüklü noktasal X Y cisimleri serbest bırakıldığında ivmeleri sırasıyla AX ve AY oluyor. X, Y cisimlerinin kütleleri sırasıyla M2M olduğuna göre AX ve AY arasındaki ilişki nedir diye söylemiş bizlere. O zaman öncelikle bir kodlama vermiştik. İvme kodlamamızı bir yazalım bakalım. A eşittir kayınvaliden diye söylüyorduk. Q ve D, M diye gösterdik formülümüzü. O zaman ikisi içerisinde ayrı ayrı yazmaya çalışırsak AX eşittir X'in yüküne bakıyoruz Q ve potansiyel diyelim. İkisine de aynısını göstereceğimiz için. İkisi de aynı paralel levhalar arasında olduğu için uzaklıkları da aynı. Kütlelerisine de M diye ifade ettik. Şimdi gelelim bir de AY için yazmaya. Bu sefer 2 kiloluk bir yükümüz var. Yine aynı potansiyel fark altında, aynı uzaklıklar arasında kütlesi bu sefer 2M. Buradaki ikiler sadeleşirse QV bölü DM ifademiz geldi. Galiba ikisinin de ivmeleri evet eşittir. Fakat ivme dediğimiz şey vektörel bir ifade olacağı için bir de artı eksi olaylarına bir bakmamız lazım. Artı kısım, eksi kısım, artı kutup, eksi kutup, artı yüklü olan bir cisim sağa doğru hareket ederken eksi yüklü olan cisim ise artı yüklü tarafa doğru gidecektir. O zaman yönleri zıt olacağı için bizim için arasındaki ilişki AX eksi AY olarak ifade edilir. Arasındaki ilişki. Merhaba arkadaşlar. Soru çözümüyle devam ediyoruz. Kaldığımız yerden. Birbirine paralel olarak tutulan özdeş iletken levhalara V gerilimine sahip üreteçler bağlıyken artı Q elektrik yüklü noktasal X cismi K noktasından serbest bırakılıyor. X cisminin K, L, LM noktaları arasına alma süreleri sırasıyla T1 ve T2 olduğuna göre T1 bölü T2 oranımız kaçtır diye sordular. O zaman yapacağımız işlemlere bir bakalım. Elektriksel alanlarını bir bulmaya çalışalım bakalım. O zaman birincisindeki elektrik alan dediğimiz şey bizim için V bölü D ifademizi yazacaktık. Fakat buradaki yine aynı sonuna kadar gittiğimizde iki D'ler birbirini götüreceği için bizim için V kalacaktır. İkinci paralel arasındakine bakacak olursak yine elektriksel alanımız. Bu sefer yine aynı potansiyel fark altında. Yine D'ye bölüyoruz. Peki o zaman başlangıçtan sona kadar çarptığı için yine D diye ifade edersek yine D'lerimiz birbirini götürecek. Yine V ifademiz kalacaktır. Yani o zaman başlangıçta serbest halde bırakılıyorsa buradaki enerjimiz sıfır. O zaman L noktasına geldiğimizde bizim enerjimiz E kadar, M noktasına geldiğimizde yine hızımız, yani daha doğrusu enerjimiz sıfırdır diye söyleyebiliriz. Bunu da nereden anladık? Burası artı eksi, eksi artı şeklinde olacağı için. Artı kutup,
Eksi kutba yaklaştığı için hızı artacaktır. Yani kinetik enerjisi artacaktır. Arttıktan sonra artı levhaya yaklaşacağı için de hızı azalacaktır. Yine aynı potansiyel farkı altında oldukları için de hızı yine sıfır olarak çarpacaktır diye söyleyeceğiz. O zaman bizim için yani hız zaman grafiklerini çizecek olursak ikisi için de VT grafiklerimiz. Birincisi için sıfırdan başlıyor. E kinetik enerjisiyle gittiğine göre yani V hızıyla T sürede çarpmış olsun. Yani T1 sürede. İkincisine bakacak olursak E enerjisi yani V hızında kalmış gibi düşünürsek çarptığında da tekrardan sıfırlanacaktır. Yani o zaman buradaki V hızımız buradaki sıfırlandı. Bunu da T2 süresinde diye gösterebiliriz. Peki AVX'lere bakacak olursak bizim için hız zaman grafiklerinin altında kalan alan gittiği yolu verecektir. O zaman birincisine gittiğimiz yol bizim için 2D, ikincisine gittiğimiz yol ise D olarak gösterilecektir. O zaman 2D eşittir V çarpı T1 bölü 2 diye ifade ederiz. İkincisi için ise D yolu V hızı T2 bölü 2 diye ifade ederiz. O zaman buradaki V'lerimiz, bölü 2'lerimiz, D'lerimiz giderse bize T1 bölü T2 oranımız 2 olarak çıkacaktır. Yeni bir soruyla devam ediyoruz. Birbirine paralel olarak tutulan özdeş 2 iletkenli yapay üreteç bağlıyken artı Q elektrik yüklü noktasal cisim K noktasından serbest bırakılıyor. Cismin L ve N noktalarındaki hızlarının büyüklükleri oranı VL bölü VN kaçtır diye soruyor bizlere. O zaman yapacağımız işlemler şöyle başlayalım sorumuza. Yine bir artı kutbumuz, yine bir eksi kutbumuz, yine artılar, yine eksiler diye söyledik. Yani artı Q yüklü cismimiz eksi levhamıza doğru hareket edecektir. O zaman bu noktalar arasındaki mesafeler eşit uzaklıkta olduğuna göre burada hızı sıfır olacak. Yani sıfır enerjisi var. L noktasında biz kendimiz belirleyelim yine E kadar olsun. O zaman her bir bölmesinde E kinetik enerjisi kazanacak olursa M'deki 2E, N'deki 3E diye ifade edebiliriz. Kinetik enerji formülümüzü yazalım. Kinetik enerji 1 bölü 2 MV kare diye ifade ediyorduk. O zaman yani V hızında kinetik enerjimiz E oluyormuş. Yani o zaman E kinetiğinde hızımız V oluyor diye ifade edebiliriz. Bir de N'dekine bakacak olalım. 3E eşittir 1 bölü 2 M ve N'nin karesi. Burada yine götürenler birbirlerini götürürlerse VN eşittir kök 3 diye kalır bizlere. O zaman VL bölü VN oranını soruyordu. L'dekine V diye gösterecek olursak yani 1, N'dekine de kök 3 diye gösterecek olursak cevabımız 1 bölü kök 3 çıkacaktır arkadaşlar. Birbirine paralel olarak tutulan özdeş iletken levhalara bir üreteç bağlıyken bir elektron K noktasından V büyüklüğündeki hızla fırlatıldığında L noktasından 3V bölü 4 büyüklüğündeki hızla geçiyor. L noktasından 3V bölü 4 hızıyla geçiyor. Buna göre elektron M noktasından kaç V hızıyla geçecektir diye söyleyeceğiz. Evet, hızlarını vermiş. Biz buradan o zaman kinetik enerjilerine geçelim. O zaman kinetik enerjilerinden de tekrardan devam ederiz. Buradaki hızımız V ise E eşittir 1 bölü 2 M V kare diye ifade ettik. O zaman ikincisine gelecek olursak 3V bölü 4 ifadesinden yani hızının karesini alacak olursak 9 bölü 16 E diye ifade edebiliriz. Buradakine de E diye tanımlayabilirsek. Yani o zaman artı kutbundan eksi kutbuna elektron atılmış, eksi kutbuna doğru hareket ediyor. Yani hızının azalması, yani enerjisinin azalması gerekiyor. E'den 9 bölü 16 E'ye düşmüş sadece bir bölme yer değiştirdiğinde. O zaman değişen yani kaybettiği enerjiye bir bakalım. 16 E bölü 16 eksi 9 bölü 16 E bizim için kaç kaldı?
7 bölü 16 kadar enerji kaybediyormuş. O zaman M noktasına geldiğinde bir 7E bölü 16'lık enerji daha kaybettiğinde bizim için 2E bölü 16'lık enerjisi kalacaktır. O zaman 2E bölü 16 dediğimizde yani o zaman E bölü 8 ifademiz gelecektir bizlere. Yani o zaman dediğimiz şey bizim için hızını soracak oluyorsa, kök içine alacak olursak eğer hızımız 2 kök 2 çıkacaktır bizlere. 1 bölü 2 kök 2. İletken X, Y, Z levhaları sırasıyla D, 2, T aralıklarla birbirine paralel durmaktadır. Levhalara 6V ve 4V'lik gerilimlere sahip üreteçler bağlanmıştır. X levhasının önüne ilk hızsız bırakılan artı Q elektrik yüklü parçacık KL yolunu izliyor. Parçacığın X, Y levhaları arasında sahip olduğu ivmenin büyüklüğü A1, YZ levhaları arasındaki ivmenin büyüklüğü A2 olduğuna göre A1 bölü A2 oranımız kaçtır diye bize söylemişler. O zaman ivme formüllerimizi yazacak olursak neydi bizim için ivme formüllerimiz? QV bölü DM diye gösteriyorduk. A eşittir QV bölü D çarpı M şeklinde. A1 ifademizi yazalım. Bir Q yükümüz var. 6V'lik bir hızlandırıcıyla aramızdaki mesafe D kadar, kütlesi de M kadar olsun. Aynı şeyi A2 için yazacak olursak yine Q'muz var. Bu sefer 4V'lik bir enerji 2D ve yine M diye ifade ediyoruz. Buradan A1 bölü A2 oranımızı istemişler. Q'lar birbirini götürdü. D'ler birbirini götürdü, M'ler götürdü, V'ler götürdü. 4 bölü 2'den 2 kaldı. Yani 6 bölü 2 kaldı. Bize o zaman A1 bölü A2 oranımız 3 çıkacaktır arkadaşlar. Birbirine paralel olarak tutulan iki iletken levhaya üreteç bağlıyken eksi Q, artı 2Q elektrik yüklü noktasal X ve Y cisimleri konumlarından serbest bırakılıyor. X ve Y cisimlerine levhalara çarptığı andaki kinetik enerjileri sırasıyla EX bölü EY olduğuna göre EX bölü EY kaçtır diye sormuşlar bizlere. O zaman öncelikle elektriksel kuvvetlere bir bakalım. F eşittir Q çarpı E diye gösterdik. FX eşittir Q çarpı E'miz evet değişmiyordu. O zaman FY için yazacak olursak FY eşittir 2Q'luk bir yükümüz var. Onda yine elektrik alanımız değişmiyordu. O zaman bizim için FX'e F, FY'ye 2F diye gösterebiliriz. Fakat yine bakacak olursak bir tanesi eksi bir tanesi artı. O zaman kuvvetlerimiz de yine yönleri farklı olacaktır. Bir de onlara bakalım. Uzun uç artı, kısa uç eksi, paralel levhalarımızı da artı eksi diye gösterdik. X'imiz bizim için sola doğru, Y cisimimiz ise sağa doğru hareket edecektir. Kinetik enerjilerini istiyor bizden. O zaman kinetik enerji dediğimiz şey bizim için, yani enerji değişimlerinden gidebiliriz. Burada da bizim iş tanımımızdan, iş dediğimiz enerji değişimiydi. O zaman işi de F çarpı D diye ifade edecek olursak, birincisi için EX, F'imiz, F uzaklığımız çarpmak için D kadar. EY'mize bakacak olursak kuvvetimiz 2F, onu yine çarpması için gideceği mesafe D kadardır. O zaman yine EX bölü EY oranımızdan bizlere cevabımız 1 bölü 2 çıkacaktır arkadaşlar. Birbirine paralel olarak tutulan iletken levhalara V ve 4V gerilimine sahip üreteçler bağlıyken artı Q elektrik yüklü noktasal K cismi serbest bırakılıyor. Cisim ilk kez M noktasından kaç santimetre uzaktan geri döner diye söyledik. Yine elektriksel alanlardan gidecek olursak buranın elektriksel alanı bizim için E eşittir V bölü 10 santimetreden E eşittir V bölü 10 çıkacaktır. İkincisine bakacak olursak E eşittir 4V bölü 40'tan
sadeleştirdik. Yine V bölü 10 kaldı. Yani her birbirimizde V bölü 10 kadar kazanıp V bölü 10 kadar kaybedeceğiz galiba. Çünkü bakıyoruz artı eksi, eksi artı. Artı kutlu, artı yüklü cisim eksi levhaya doğru hareket ederken hızlanacaktır. Ondan sonra artı yüklü levhaya giderken de yavaşlayacaktır. Yani burada kazandığı enerjiyi burada kaybedecektir. O zaman her bir bölmede aynı enerjiyi kazandığına göre 10 santim buradan geldiğinde sadece ve sadece 10 santime kadar hareket edebilecektir. Yani bize M noktasından kaç santimetre uzaklıktan geri döner dediği için cevabımız 30 santimetre çıkacaktır. G ağırlığındaki artı Q elektrik yüküne sahip noktasal X cismi paralel havalar arasında şekil 1'deki gibi dengedeyken yalıtkan ipte oluşan gerilme kuvveti 3G büyüklüğünde olmaktadır. Önce bir gerilme kuvvetimizi hemen gösterelim. X cismi yalıtkan ip yardımıyla paralel havalar arasında şekil 2'deki gibi dengedeyken ipte oluşan gerilme kuvveti kaç G büyüklüğündedir? G ağırlığındaki cisim demiş. Biz cismimizin ağırlığını da gösterelim. Aşağıya doğru G. O zaman aşağı doğru G, yukarı doğru 3G olduğuna göre bu, yani şu anda bunlar dengede değil demek ki. Peki o zaman bir de elektriksel kuvveti ifade edelim. Yani 3G yukarı çektiğine göre bizim için elektriksel kuvvetimiz aşağı doğrudur. Yani onu da Fe diye tanımlayacak olursak bizim için Fe'miz 2G olarak çıksın ki iplerimizi dengelesin. O zaman bakıyoruz. Fe kuvvetimizi tanımlayalım. 2G eşittir. Elektriksel kuvvet formülümüz Q çarpı E'di. Yükümüz Q V bölü 2D diye ifade ettik. Sonra ikinci kısma gelecek olursak yine bir cismimiz var. Yine aynı cisim. Yine aşağı doğru G kadar. Bu sefer 2V potansiyel farkı altında D mesafesi uzaklığında diye söyledik. O zaman şimdi bize ipteki gerilme kuvvetini söylüyor. Peki buradaki bizim için elektriksel kuvveti bulacak olursak elektriksel kuvvetimiz yine Q çarpı E'den yine aynı yükümüz. V'miz 2V, uzaklığımız D'ye kadardır. Yani o zaman buradan çekelim biz bu tarafa. O zaman şuradaki 2'yi bu tarafa atarsak 4G eşittir Q, V bölü D ifademiz çıkacaktır. Burada da Q, V, D ifademizi gördük. Yerine yerleştirirsek eğer 2 çarpı 4G'den 8G çıkacaktır. Aşağıya doğru 8G diye ifade ettik. Bize ipteki gerilme kuvvetini soruyordu. 8G, G daha, o zaman ipteki gerilme kuvvetimiz 9G olacaktır. Çünkü yine ipte dengede diye söylemişler. Cevabımız 9G'dir arkadaşlar. Birbirine paralel iletken 3 levha, 1, 2, 3, EMK'ları E1, E2 olan üreteçlere şekil 1'deki gibi bağlanmıştır. T eşittir 0 anında 3V hızı ile levhaların arasına girerek deliklerden geçen bir elektronun hız zaman grafiği verilmiştir. D1 ile D2, EMK1, EMK2 arasındaki ilişkiyi bizlere sormuş arkadaşlar. Öncelikle o zaman EMK'larını bulacak olursak. Başlangıçta 3V ile girmiş. O zaman T süre sonra, yani bir de bakalım, kontrol edelim. Artı, eksi, eksi, artı. Cismimiz yavaşlayacaktır. Evet, yavaşlamış. Yani bu levhanın yarısına kadar gelebilmiş. Ondan sonra T süresinden sonra hızlanmış. Evet, bakıyoruz. Eksi elektron, artı kutba. Evet, hızlanacaktır. Yani o zaman tam buraya geldiğinde hızı V'ye kadar olacaktır diye söyledik. O zaman kinetik enerjilerine geçecek olursak 1 bölü 2 mv kareden burası 9E olabilir. O zaman burasına da V dersek 1 bölü 2 mv kareden buraya da E diye ifade edebiliriz. Peki biz çarptıktan sonra tekrardan buraya 2V demişiz. 2T süre sonunda. O zaman burası da 1 bölü 2 mv kareden 4E diye ifade edilebilir. Epsilon 1, epsilon 2 dediğimiz, yani 9E'den E'ye kadar düşmüş ama buradan da E'den 4E'ye kadar artmış. Yani o zaman epsilon 1'in daha fazla olması gerekiyor. Çünkü arasındaki 8E, buradakinde ise 3E olacağı için. Yani o zaman bizim için epsilon 1 büyüktür, epsilon 2 diye ifade ederiz. Aldıkları mesafelere, yani paralel levhaların arasındaki uzaklıklara bakacak olursak yine bizim hız zaman grafiğimizden yine AVX diye gösterelim. Hız zaman grafiklerinde bizim için altında kalan alan gittiği yolu, yani arasındaki mesafeyi verecektir.
O zaman sıfırdan t'ye kadar bu her bir bölmeye x diye gösterirsek eğer, x, burada bir 2x'imiz var, yine yarısı kadar, yine buradan da bir x gelmiş. Burada bir x'imiz, burada da bir x bölü 2'miz. Yani tam şu noktaya kadar d1 mesafesini, buradan bu kısma kadar da d2 mesafesini aldığına göre d1 mesafemiz 2x, d2 mesafemiz x artı x bölü 2 kadardır. O zaman büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda yine bizim için d1 bölü d2 gelecektir arkadaşlar. Bu konumuzu da bu şekilde bitiriyoruz. İyi çalışmalar, hoşça kalın arkadaşlar.